Merhabalar arkadaşlar. Ne bir anın enerjisi. Evet, anın enerjisine hoş geldiniz tekrar. Ben de hoş geldim. İnşallah herkes iyidir. Sıkıntı yoktur. Evet, hemen Koç burcuyla başlayacağım. Hiç vaktinizi almak istemiyorum. Benim de zaten hiç vaktim yok. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki tüm burçlar için anın enerjisiyle ilgilen doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Anın enerjisi ilahi kanaldan en doğru bilgileri hissetmeye niyet ediyorum. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Koç burcuyla başlıyoruz. Sevgi dolu bir erkek. Dün de böyle bir şey çıkmıştı sanki Koç burcuna. Kalp tutan erkek mi? Yok, şey vardı. Beraber olmak, birlikte olmak, yakınlaşmak, dokunmak, öyle bir enerjiniz vardı sanki. Öyle hatırlıyorum ama devam ediyor demek ki hala bu enerjiler üzerinizde sevgili Koç burçları. Evet, sevgi, elinizde çiçekler, bakın. Elinizde çiçekler, böyle kapılarda bekliyorsunuz. Eril enerjiler. Aynı zamanda dişil enerjilerin de kapılarında bekleyen birileri söz konusu olabilir. Evet, yeni girişimleriniz olabilir. Belki yeniden barışmak isteyebilirsiniz. Yeni biriyle niyetlenebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye adım atmak isteyebilirsiniz. Sizi heyecanlandıran bir kişinin varlığını hissedebilirsiniz. Ama şöyle bir şey de var. Sanki şimdi bazı enerjiler duygularını açıklamış, karşı taraf hayır demiş olabilir. Böyle bir enerji olabilir. Bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Bazı enerjiler de daha önceki kayıplarınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama benim hissiyatım sanki siz tekrar bir adım atıldı, tekrar bir görüşüldü ama bir şekilde bir taraf tekrar bitirdi. Tekrar arkasına bakmadan çekti gitti gibi bir durum söz konusu olabilir. Evet, temiz bir niyet başlanmış. Tekrar bir barışalım, tekrar bir görüşelim, tekrar bir bu ilişki için bir şeyler yapabilir miyiz acaba diye denenmek istenmiş. Ama sonuç maalesef bir tarafın çekip gitmesiyle, bir tarafın arkasına bakmadan dönüp gitmesiyle bitmiş gibi görünüyor sevgili Koç burçlarım. Hemen Boğa burcuna geçiyorum. Sevgili Boğa burçları, anın enerjisi. Şimdi sevgili Boğa burçları da yine destekleyici yeni bağlantılar. Dün de buna benzer bir şey çıkmıştı. Hemen hemen enerjiler devam ediyor arkadaşlar. Dün de güneş çıkmıştı. Yeni başlangıçlarınız vardı. Bir dönüşümünüz vardı. Büyük bir atılım yapmak istiyordunuz. Bugün de aynı yeni bağlantılar var. Bu bağlantılarda, bu yaptığınız adımlarda yeni insanlarla tanışma gibi durumlar söz konusu olabilir. Biraz daha böyle sezgilerinizi dinlediğinizi ve sezgilerinizin güvendiğinizi, sezgisel olarak da hareket etmeye çalıştığınız bir enerjide olabilirsiniz. Aynı zamanda da etrafınızdaki insanlara da sevgiyle yaklaşacağınız, onlara kucak açacağınız, onlara merhamet edeceğiniz ve yeni tanıştığınız bu insanlarla da yeni bir bağlantılar kurarak, onları da kucaklayarak, severek yeni işe adım atma gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili Boğa burçları. Dünkü anın enerjisiyle hemen hemen aynı geldi. Koç burcuna da öyle gelmişti. Boğa burcuna da öyle geldi. Bakalım ikizler ne yapmış? İkizler. Oo, ikizler. Şimdi şöyle sevgili ikizler burcu,
Daha çok böyle aileyle birlikte zaman geçirmek, çocuklarınız varsa çocuklarınızın konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuz yoksa işte kendi ailenizle, annenizle, babanızla zaman geçirebilirsiniz ya da eski günlerinize bir özlem, çocukluk günlerinize özlem olabilir. Bazı planlarınız var, bazı projeleriniz var. Bu planlarınızı harekete geçirmek isteyeceğiniz bir enerjide olma ihtimali söz konusu olabilir. Aynı zamanda da bu projeyi yaparken, bu planlarınızı yaparken sevgili arkadaşlar, sevgili ikizler burcu arkadaşlarım, burada aldatılmaya, kandırılmaya, manipüle edilmeye, arkanızdan işler çevrilmesine birazcık dikkat ederseniz sizin için iyi olur. Çünkü aldatma kartı geldi. Sanki arkanızdan işler çevriliyor gibi olma ihtimali söz konusu. Ha, bunu aşk üzerine alabilir miyiz? Kendi güncel durumunuza göre alın, kabul edin. Burada çocuklar da var çünkü aileyi ilgilendiren bir durum da var aynı zamanda. Belki aileniz için bir plan yapıyorsunuz ve bu planlarınızı harekete geçirmek istiyorsunuz ama ailede sizi aldatan affedersiniz. Sizi aldatan, kandıran, yalan söyleyen, arkanızdan işler çeviren kişiler de olma ihtimali söz konusu. Ailenizden biri de bunu yapıyor olabilir sevgili ikizler burcu. Hemen yengeç burcuna geçiyorum. Sevgili yengeç burçları, anın enerjisi. Yengeç burcu. Şimdi sevgili yengeç burçları, siz de kendi yaratıcılığınızla bir girişimde bulunmak istediğiniz bir enerjide olabilirsiniz. Yani kendinizin ürettiği, kendinizin yaptığı, kendinizin belki de hobi olarak yaptığınız bir şeylerde yaptığınız bir şeyleri den para kazanma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunu girişim olarak, yeni bir iş olarak görme enerjisinde olabilirsiniz. Ya da böyle olaylarla, böyle düşüncelerle kendinizi hissedebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda huzur arıyorsunuz, huzur istiyorsunuz. Bu aralar belki bunalmış olabilirsiniz, bu sıkılmış olabilirsiniz. Kendi içinizde bir huzur aradığınız bir enerji içinde olma ihtimaliniz var. Aynı zamanda tekrar söylüyorum, bu girişimde, bu yapacağınız yaratıcı girişimde, kendi yaratıcılığınızda, kendi becerinizde, kendi işte kendinizin yaptığı bir emekle büyük bir başarıyı elde etme enerjisinde bulunabilirsiniz. Bu arada sevgili yengeç burçlarım. Hemen aslan burcuna geçiyorum. Aslan burcu, anın enerjisi. Aslan burcu, anın enerjisi. Aslan burcu. Şimdi sevgili aslan burçları, sizde kafanızın içi karışık, zihniniz karışık, beyninizin içinde bir sürü projeler var, bir sürü fikirler var. Yani beyninizin içi, kafanızın içi labirent gibi olmuş, bir yerden giriyorsunuz, bir çıkışınız yok. Yani zihinler, fikirler, projeler birbirine girmiş derecede. Kafanızın içinde karanlık düşünceler o derecede yani. Ama bir yandan da sevgili aslan burçlarım, sizi sevgiyle bes, yani sizi gerçekten seven bir arkadaşınız olabilir. Eril enerjiyseniz sevdiğiniz bir kadın olabilir, anneniz olabilir. Yani sizi gerçekten koşulsuz seven, çıkarsız seven bir kadının varlığı var burada. Onun desteğini alabilirsiniz, ondan yardım alabilirsiniz, ondan tavsiye alabilirsiniz bu karanlık düşüncelerden dolayı. Ve artık siz hak ettiğinizi almak istiyorsunuz bilinçaltınızda. Ben hak ettiğimi almak istiyorum, ben ilahi adalet istiyorum dediğiniz, ben her şeyi, tüm güzellikleri hak ediyorum, bolluğu, bereketi, zenginliği hak ediyorum dediğiniz bir enerjide olma ihtimaliniz söz konusu. Hemen Başak Burcu'na geçiyorum. Sevgili Başak Burçları, anın enerjisi. Başak Burcu. Bu sevgi dolu erkek de herkese geldi.
Eros okları attı herhalde herkese. Herkes de bir elinde çiçek. Kapıda bekliyorsunuz maşallah. Hemen hemen tüm burçlara geldi. Yani şimdiye kadar baktın. Evet sevgili Başak burçları, siz de sevgi, kendinizi sevgi dolu hissettiğiniz, içinizde çiçeklerin açtığı, neşelendiğiniz, mutlu olduğunuz bir durum olabilir. Böyle bir enerjide olabilirsiniz. Eğer bir sevdiğiniz varsa bu kişiye bir çiçek almak olabilir ya da işte beğendiğiniz, hoşlandığınız biri varsa bu kişiye duygularınızı açıklamak olabilir. Bir şekilde eğer dişil enerji beni dinliyorsa beklediğiniz kişi ya da size ilgisi olan birinin ilgisini hissedebileceğiniz bir enerjide olabilirsiniz. Daha böyle iyimser, daha böyle huzur içinde, daha böyle mutluluk içinde geçireceğiniz bir zaman dilimi olabilir aynı zamanda da. Ve daha böyle de ilahi sisteme yöneldiğiniz, maneviyata yöneldiğiniz ve meleklerden de yardım istediğiniz, huzur istediğiniz bir enerjide olma ihtimaliniz söz konusu. Evet, hemen terazi burcuna geçiyorum. Sevgili terazi burçları, anın enerjisi. Terazi burcu, anın enerjisi. Bu kartlar da o kadar büyük ki ellerime sığmıyor. Terazi burcu. Şimdi sevgili terazi burçları da kendi yani kendi hayatınıza yeni bir girişim yapmak istiyor olabilirsiniz ya da bir girişimdesinizdir zaten, bir şeye başlatmış olabilirsiniz. Bununla ilgili de profesyonel bir yardım alma enerjisinde olabilirsiniz. Belki bir seminere katılma olabilir, belki ders alma olabilir, belki bu işin eğitimini almak olabilir. Ama bu işi bilen birinden yardım almak isteyeceğiniz bir enerjide olabilirsiniz. Aynı zamanda da yine bu işi yapan arkadaşlarla görüşebilirsiniz, meslektaşlarla görüşebilirsiniz. Böyle bir enerji içinde olma ihtimaliniz söz konusu sevgili terazi burçları. Evet, bu belki de bu meslektaşlarla görüşüp, arkadaşlarla görüşüp fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Bilmediklerinizi öğrenebilirsiniz bu arada. Hemen Akrep burcuna geçiyorum. Akrep burcu, anın enerjisi. Şimdi Akrep burcu da aldatıldığını, arkasından işler çevrildiğini, kendisine yalanlar söylendiğini, söz vermişler sözlerinde durmamış olabilirler. Böyle enerjileri hissedebilirsiniz ve bundan dolayı da artık bir yerden, yani bulunduğunuz yerden gitmek isteyeceğiniz bir enerjide olabilirsiniz. Aynı zamanda da bilinçaltınızda diyebilirsiniz ki ben kendimi bu işe kurban ettim ama bir şey göremedim ya da işte ben bu aşka kendimi kurban ettim ama elime bir şey geçmedi, aldatıldım dediğiniz bir enerjide olma ihtimaliniz söz konusu. Yani kendimi kurban ettim, kendimi feda ettim, ben işte nelerden vazgeçtim, kendimden vazgeçtim dediğiniz bir enerjide olabilirsiniz sevgili Akrep burçları. Hemen Yay burcuna geçiyorum. Sevgili Yay burçları, anın enerjisi. Yay burcu. Şimdi sevgili yay burçları da bir kayıp yaşamış olabilirsiniz, terk edilmiş olabilirsiniz, işte bir şeyleri kaybetmiş olabilirsiniz dediğim gibi. Ve bu kayıpların arkasından baka kalmışsınız. Zaten birden böyle çekip gidilmiş gibi bir durum var. Sanki ortada kalmış gibisiniz, terk edilmiş gibisiniz. Ve bundan dolayı da kafanızın içinde düşünceler, fikirler, zihin, işte sürekli fikir var kafanızın içinde. Karanlık karanlık düşünceler, işte bir yandan kaybettiniz, bir yandan terk edildiniz. Bunun kafanızın içinde sorgulamasını yaptığınız bir enerjide olabilirsiniz. Ama iyimser düşünmeye çalışıyorum diye düşündükçe ama hep kötü olarak kafanızda geçiriyor. Bir yandan aslında şöyle söyleyeyim, gönlünüz
daha iyimser bakmaya çalışıyor ama kafanızın içinde karanlık düşünceler var. Kafanızla gönlünüz arasında, işte mantıkla vicdan arasında kalmış gibi görünüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet, hemen Oğlak burcuna geçiyorum. Sevgili Oğlak burçları, anın enerjisi. Oğlak burcu, anın enerjisi. Şimdi sevgili Oğlak burçları da yani biraz maneviyata yöneldiğiniz bir zaman dilimi içinde olabilirsiniz. Bir dilekleriniz olabilir. Manevi işte Rabbime ettiğiniz dualarınız olabilir. Ondan istedikleriniz olabilir. Dilekleriniz olabilir. Böyle bir enerjide olabilirsiniz. Aynı zamanda aileyle, arkadaşlarla, arkadaşlardan, aileden, onlardan tavsiye almak, rehberlik almak. Bazı konularda işin içinden çıkamadığınız bir konunuz vardır. Bu konudan dolayı dediğim gibi arkadaşlarınızdan, ailenizden, meslektaşlarınızdan, kendinizi yakın hissettiğiniz birilerinden tavsiye almak, onlara derdinizi anlatmak, işte onlardan rehberlik almak gibi enerjilerde olabilirsiniz. Bu konunuz, bu gündeminiz, bu işte işin içinden çıkamadığınız konunuz her neyse, bununla ilgili işte belki de bunun için dua ediyorsunuzdur. Bu işten bir an önce kurtulum diye, bu işten bir an önce sıyrılayım diye Rabbinize bir an dua ediyor olabilirsiniz. Ve bunun arkasına da büyük bir başarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki bu sıkıntınızdan, bu zorlu döneminizden kurtulma enerjisini yakalayabilirsiniz. Belki de aileniz ve arkadaşlarınız size yardım ederek sizi bu sıkıntıdan kurtarma enerjisinde kurtarma durumunda olabilir ve bundan dolayı da bir başarı kazanmış hissedebilirsiniz kendinizi sevgili Oğlak burçları. Evet, hemen Kova burcuna geçiyorum. Kova burcu. Kova burcu. Biraz hızlı yapacağım diye de aslında bu kartlar düşüyor. Ben biraz aceleciyim. Normal hayatımda da öyleyim. Bir an önce bir şeyler olsun isterim her zaman. İşte kartları da hızlı kardığımdan biraz dökülüyor bazen. Yavaş yavaş iş yapmayı hiç sevmem. Konuşurken de hızlı hızlı konuşuyorum zaten fark ediyorsunuz. Böyle uzun 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 cümleler kullanmayı da istemem. Net, kesin bir iki cümlede bitecek benim söyleyeceklerim, anlatacaklarım ve dinleyeceklerim de aynı kezda. Çok uzun şeyleri ben de dinleyemiyorum çünkü. Evet, sevgili kova burçlarım. Bir konuda tıkanmış kalmışız. Enerjimiz orada kalmış. Bu konuyu halledememişiz. Yani bir çamura saplanmış gibi saplanmışız. Ne ileri gidebiliyoruz ne geri gidebiliyoruz. Bu olayın içinden çıkamıyoruz, kurtulamıyoruz bir türlü. Ama bununla ilgili bu saplanıp kaldığınız konuyla ilgili artık Allah'ın da izniyle sevindirici bir haber alma, bu konuyu aydınlatabilme durumuna geçebilirsiniz. Böyle bir bilinçaltı çalıştırabilirsiniz ve kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir enerjide olma ihtimaliniz var. Yani bu tıkanmış enerjinizi, bu saplanmış kalmış durumunuzu, bir türlü işin içinden çıkamadığınız konunuzu, dediğim gibi bir sevindirici bir haber olabilir, sevindirici bir olay olabilir, bir şey olup Allah'ın izniyle bu enerjiden çıkıp kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir enerjiye girme ihtimaliniz söz konusu sevgili kova burçları. Evet. Hemen balık burcu için çekeceğim. Balık burcu anın enerjisi. Balık burcu. Şimdi sevgili balık burçları, siz de finansal anlamda biraz yokluk bilinci çekiyor olabilirsiniz. Bu aralar finansal olarak alıp verme dengesini sağlayamamış olma ihtimaliniz var. Ve işte bu finansal yokluktan dolayı hayatınızda karşınıza bir olay çıkabilir.
İşte bir sözleşme, bir taahhütname, bir kontrat, bir kira gibi durumlar, bir anlaşma gibi durumlarla karşı karşıya kalıp bir imza atma enerjisinde olabilirsiniz aynı zamanda. Ve bundan sonra da döngünüzün değiştiğini hissedebilirsiniz. Hayatınızın değiştiğini, bir döngünün değiştiğini hissedip artık yokluk bilincinden ziyade daha böyle her şeyinizin arttığını, bolluk bereket içinde olduğunu hissedebileceğiniz enerjilerde olma ihtimali söz konusu. Tabii ki bunların hepsini bir günde olabilecek bir şey değil ama şu an bir yokluk bilinci çekiyorsanız, karşınızda da bir imzalık bir işiniz varsa, size göre bu imzalık işin arkasından böyle bir bolluk, bereket, her şeyde bir artış, yaşamınızdaki döngünün değişeceğini hissedebilirsiniz. Birden her şey değişme gibi bir ihtimali zaten olamaz. Sadece sizin enerjiniz bu şekilde olabilir. Yani ben bu imzayı atarsam, bu anlaşmayı yaparsam bir döngüm değişir diye düşünebilirsiniz sevgili balık burçları. Evet arkadaşlar, anın enerjisi böyleydi. Kolektife şifa olsun. Her zaman söylediğimiz gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.